Şu an yanımızda Öz Sağlık İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkan Adayı Sayın Ahmet Çetinkaya var. Ahmet Bey merhaba, hoş Merhaba, geldiniz. hoş bulduk. Ben kendinizden bahseder misiniz? Ben Ahmet Çetinkaya, 89 doğumluyum, evliyim, iki çocuk babasıyım. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde başhekimlikte güvenlik olarak görev yapıyorum. Sporla ilgileniyorum, kickboksçuyum. Hem amatör hem profesyonel arenada, müsabakalarda dövüşüyorum. Ülkemin Madalya var, bayrağı, madalya. madalyamız var. Avrupa üçüncüsüyüm, Maşallah. Türkiye ikincisiyim. Eskişehir bölge şampiyonuyum. Devam ediyor Devam musunuz? ediyorum. Aktif olarak spor hayatıma devam ediyorum. Aynı zamanda birinci kademe antrenörüm. İkinci dan siyah kuşak sahibiyim. Meslek hayatımız yanı sıra işte sporda da Eskişehir'de etkili olmaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Efendim, Öz Sağlık İş Sendikası'nın faaliyetleri nelerdir? Öz Sağlık İş Sendikası'nın faaliyetleri, genel merkezimiz durmadan çaba gösteriyor. İşçilerimiz için gereken her şeyi ben yaptığını düşünüyorum. Sayın Devlet Sert Başkanımız bu konuda örnek bir başkan. Tüm sendikalar adına bunu söyleyebilirim. Faaliyet alanında mevcut üyelerimizin gerekli sosyal hakları, işte ekonomik anlamda işçilerin refahı anlamında gerekli her şey yapılıyor. Biz de adaylığımızı açıklayarak bu konuya destek olmak, genel merkezimizin yükünü almak için adaylığımızı açıkladık. Allah nasip ederse şerefimizle, namusumuzla bu yola çıktık. Ben ve ekibim gereğini yapacağımızdan kimsenin, üyelerimizin şüphesi olmasın inşallah. Sizden başka aday var mı? Var mı kulağınıza gelen duyumlar? Şu an için bir iki bir şey duydum ama açıklayan olmadı. Biz tüm temaslarımızı gerçekleştiriyoruz, hem siyasi olarak hem bürokrasi olarak. Personel arkadaşlarımızla sürekli içli dışlıyız. Tüm temaslarımızı gerçekleştiriyoruz. İnşallah sadece seçim tarihini bekliyoruz. Efendim, ne oldu da aday olma kararı verdiniz? Yani aday olma gerekçeniz neydi? Aday olma gerekçemiz, Eskişehir'de sendika anlamında, Öz Sağlık İş Sendikası anlamında mevcut yönetimin çeşitli sıkıntıları var. Biz bunlarla ilgili temaslarımızı hem bürokrasi anlamında kurum yetkililerimizle görüşüyoruz, üyelerimizle görüşüyoruz. Bunlarla alakalı notlarımızı düzenli olarak alıyoruz. İşçi yönetimin temsilcisinden şube başkanına, sağlık iş başkanına yanında hissetmek istiyor. Sorunlarıyla ilgilenilmesini istiyor. Genel merkez zaten bize bu haklar doğrultusunda gerekli çabayı yapıyor. Yani amacım burada işçinin yanında olmak, genel merkezimizi en iyi şekilde temsil edebilmek, işçinin yanında olduğunu hissettirmek, istişare kültürüyle meseleyi benimseyerek, özümseyerek genel merkezin bize vermiş olduğu hakları doğru bir şekilde, hak yolunda bu dava uğruna hissettirebilmek. Maalesef birçok sıkıntı var sahada. Yani üyelerimizde ilgi, alaka yok. Mevcut başkanın çalışmalarından daha çok işçinin yanında olması gerekirken, yani kimse yanlış anlamasın, siyasinin davetli olmadığı organizasyonlara katılmaktan, siyasinin yanında olacağım, boy göstereceğim, sosyal medyada fotoğraf paylaşacağım gibi bu girişimlerinden dolayı işçinin yanında olmuyor. Uzun büyük bir zincir var. Bu zincirin halkaları birbirinden kopmuş durumda. Bizim amacımız yönetimimizle, ekibimizle birlikte dost doğru çalışarak bu halkaları birbirlerine birleştirmek istiyoruz. Tekrar toparlamak, bütünleyici olmak istiyoruz. Herkesi kucaklamak istiyoruz. Yani basın açıklamamızda da söylediğimiz gibi hiçbir siyasi görüşe önem vermeden sadece sendika anlamında genel merkezimizin yükünü paylaşabilmek, almak, işçi kardeşlerimizin yanında olmak. Bu kadar mevcut sıkıntı bizleri doğurdu. Bizler de şerefimizle, namusumuzla bu yola çıktık. Allah izin verirse seçim tarihini bekliyoruz. Mevcut başkanın yeniden aday olacağına dair bir duyumunuz var mı peki? Mevcut başkan sıkıntılardan daha çok, yani duyumum var. Tabii ki o koltuğu bırakmak istemeyecektir. Bizim amacımız koltuk değil, sıkıntılarla, problemlerle ilgilenmek. Az önce söylediğim gibi genel merkezin yükünü paylaşmak. Mevcut başkan tabii ki aday olmak isteyecektir. Fakat işçinin ne dediği önemli, bürokrasinin ne dediği önemli, bütünleştirmek lazım. Yani ben Sayın Genel Başkanımız Devlet Sert Bey'in de bu konuyla alakalı
müdahalede bulunacağını düşünüyorum. Çünkü hiç sistemden baksa 30 tane üyemizi ya da 50 üyemizi arasa, birkaç kurum yetkilisiyle görüşse buradaki sıkıntıya hakim olacaktır. Yani sistemden bakıp 30 veya 50 kişi üyemizi araması yeterli olacaktır. Efendim biz çok görüyoruz. Anket yaptığımızda mevcut başkan çok kötü gözüküyor anketlerde ama delegeler yine mevcut başkanı seçiyor. Yani sizin seçimlerde de böyle bir durum oluşur mu? Yani delegelerle görüşmelerinizde aldığınız hissiyatlar nasıl? Delegelerle görüşüyorum. Şimdi WhatsApp gruplarından da kendi yönetiminden de bize destek verdiğini söyleyen arkadaşlar var. Mevcut sıkıntıları biliyorlar. Personel de Eskişehir sahasında, kurumlarda, personelde, delegede, üyelerimizde şöyle bir sıkıntı var, algı var. Yani biz karşı adaydan eminiz. Hani desteklesek bile acaba yerimiz değişir mi? Acaba bir baskıya maruz kalır mıyız? Acaba işte temsilcilerle üstümüze gelinir mi gibi bir korkuları var Alenen belli üyelerimizin. edemiyorlar ama Alenen diyorsun tabii bunu belli sandıkta. edemiyorlar ama WhatsApp'tan, sosyal medya aracına veya telefonla görüşerek işte aramızda kalsın ama bakın böyle böyle mevcut sıkıntı bu diyenler var. En başta bizi medeni cesaretimizden dolayı tebrik edenler var. Biz işçinin, bürokrasi, işçi ne olursa olsun kucaklamaya geldik. Yönetimimizde, beyin takımımızda bu işe müdahale edeceğiz. İnşallah gereğini yapacağız. Yani hangi problemleri çözmeye talipsiniz? Yani şimdi dediğim gibi genel merkez, işte hükümet bize sosyal haklarımızı ekonomik anlamda ne olursa olsun bize zaten veriyor. Ama işçi şunu istiyor. Genel merkezin çok çabası var. Dediğim gibi yükünü almak gerekiyor. Yani işçinin yanında olduğunu hissettirmek gerekiyor. Kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi el ele gönül gönüle birlikte mücadele etmek gerekiyor. Yani mevcut başkan, yani bir konuda bir sıkıntı varsa veya işçilerle alakalı verilen önerileri dinlemiyor. İşçilerle alakalı fikirleri, soruları beğenmiyor. Sürekli altıncı yol deriz ya, sürekli bir altıncı yola sallama çabası var kendisinin. Yani bizim amacımız o değil. Sıkıntı belli. İnsanın söz söyleyebilmesi için önce bir, yani sözünün muteber olması lazım. Bir de otoritesi olması lazım. Biz talep almak için daha çok taleplerimizi, yani talimatlarımızı almak için, talimat verici değil, talimat alan bir yanımız olacak ekibimizle birlikte. O anlamda işçinin yanında olmak için biz bu yola çıktık. Öyle Efendim söyleyebilirim. Öz Sağlık İş Sendikası'nda seçim tarihi belli mi peki? Biz böyle konuşuyoruz ama. Seçim tarihi yani bu ay içerisinde Uşak'ta, Kütahya'da, Aydın'da yapıldı. Yavaş yavaş İç Anadolu bölgesine doğru geliniyor. Yani Kasım, Aralık diye planlıyoruz. Yani o şekilde olabilir. Henüz tam açıklanmış, Eskişehir için açıklanmış bir tarih yok. Ama takipçisiyiz. Bu işin arkasındayız. Evet. Mevcut yönetimi açmış olduğu gedikleri, sıkıntıları bertaraf etmek için biz varız. Buradan kararsız durumda olup da oy kullanacak delegelere seslenmek isterseniz ne söylemek Ne istersiniz? söylemek isteriz? Yani bizim amacımız şov yapmak değil. Bizim amacımız işte selfie çekinmek, ne bileyim işte davet edilmediğimiz organizasyonlara gidip oralarda boy göstermek, etiket yapmak değil. Bizim amacımız üyelerin yanında olmak, delegemizin yanında olmak, herkesi kucaklamak ve bu konuda genel merkezin yükünü alıp kurumlarımıza, kurum yetkililerine destek olmak, işçilerimize destek olmak, bütünleyici, ayrıştırmadan bütünleyici bir şekilde çalışmalarımızı sürdürmek amacımız bu. Ben diğer sendikalara üye olan arkadaşlarımızın da şunu belirtmek isterim. Yani bizi yakından takip etsinler. Ahmet Çetinkaya benim Facebook adresim. Oradan çalışmalarımızı, temaslarımızı görebilirler. Biz elimizden geleni yapacağız. Doğru olanı yapacağız. İnşallah sayımız gitgide artacak. Mevcut sistemde yaratılan sıkıntıların hepsini not almış durumdayız. Bu notlarımız doğrultusunda çalışıp insanlara ne kadar faydalı olabiliriz? Bunları, yani bu durumu herkese göstereceğiz. Evet, bugün yanımızda Öz Sağlık İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkan Adayı Ahmet Çetinkaya vardı. Kendisini tanıtmasını istedik, vaatlerini dinledik, nelerin sıkıntı olduğunu, işçilerin ve delegelerin, üyelerin nelerden şikayetçi olduğunu anlattı.
kendisi çözüm önerilerini anlattı. Seçimlerin ne zaman olacağını, en geç ne zaman olması gerektiğinden bahsetti. Yani Öz Sağlık İş Sendikası'nda yakında bir seçim heyecanı yaşayacak. Biz de yakından takip edeceğiz. Kendisine çok teşekkür ederim. Ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkür.